Go with me to the book of Hebrews chapter 6. Benimle İbraniler 4. bölüme 6. bölüme gidin. Hebrews 6, we're going to read verses 1 and 2. İbraniler 6. bölüm 1 ve 2. ayetleri okuyacağız. Open your Bibles. Kutsaklarınızı açın. Yes, some of you don't know this culture. Bu kültürü bilmiyorsunuz. When we say open your Bibles, we all give a shout. Hepimiz böyle bağırıyoruz. Open your Bibles. Kutsaklarını aç. Okay, some tamam. People are still going to catch on. Yakalayacak. One more time, let's try. Bir daha deneyelim. We give a shout because we are excited. Heyecanlı olduğumuz için bağırıyoruz. Tell your neighbor I'm excited. Konuşmadaki heyecanlıyım. For the word. Tanrı'nın sözü için heyecanlıyım. Open your Bibles. Kutsal kitabını aç. Okay. Güzel. Hebrews 6. İbraniler 6. bölüm. Verses 1 and 2. 1. ve 2. ayet. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Bunun için ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini vaftizler, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargı ile ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih'le ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. Now, I want to read this in the New Living Translation because of the way it's rendered. Farklı bir çeviriden okuyacağım. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Mesih'le ilgili basit öğretilerin sürekli üzerinden geçmeyelim diyor. Everyone say basic. Herkes temel desin. Now, basit. Now that's one of the reasons why I want to read it in the New Living Translation farklı because bir çevirde okumak istememin nedeni buydu. In the New King James Version the word elementary basically means basic. Yani burada kullanılan temel kelimesi kısacası bilinen temel şeyler, basit şeyler. Everyone say elementary. Herkes temel desin. Say it again elementary. Temel deyin. Now, you şimdi, know biliyorsunuz, that if you had gone through university, üniversiteden geçtiyseniz, you had the rudiments of your whole education in primary school. Eğitiminde yaşayacağın bütün şeylerin hepsini zaten ilkokulda aldın. Those basic things you learned. Öğrendiğin temel basit şeyler. Right? Değil mi? Basic science. Basit işte kimya. Right? Değil mi? Basic fizik. Arithmetic. Basit şeyler just simple basic things because if you didn't do that you would not be ready for university. Üniversiteye hazır olmazsınız. So what you're learning or what you learned in university yani üniversitede öğrendiğin ya da şu anda ya da öğrenmiş olduğun şeyler was built on what you learned in primary school. İlkokulda öğrenmiş olduğun şeylerin üzerine inşa edildi. Is that correct? Doğru değil mi? So you have different systems today of course bugün but the most sistemler var tabii ki de ama understood en anlaşılır is you come from primary school ilkokuldan çıkıyorsun to high school or secondary school ortaokula giriyorsun and then giriyorsun, eventually to university sonra da üniversiteye gidiyorsun and then from university sonra da üniversiteden you de, have you might have like three stages in university üniversitede 3 dönemin olabilir your first degree işte ilk işte diploma your master's degree işte master'ın and your PhD ve sonra da işte doktora is that correct doğru değil mi. But you have to understand that this level bu seviye is built on this level. Diğer seviyenin üzerine inşa edilmiş. And this level ve bu seviyede is built on this level. Bu seviyenin üzerine inşa you understand? Edilmiş. So when the Bible says, yani kutsal kitap, I want us to move on. Devam etmemizi, ilerlememizi istiyorum that's dediğinde. Why it says here, let us stop going over the basic or primary or elementary teachings about Christ again and again. Diyor ki sonsuz yargıyla ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih'le ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. Let us go on instead and become mature. Yetkinleşelim diyor. In our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds. Kötü işlerden tövbe etmenin temel işlerinden tekrar üzerinden geçmemize gerek yok diyor. So repentance is fundamental. Yani tövbe temel bir şeydir. Say that with me, it's fundamental. Herkes benden sonra tekrar etsin, temel. It's basic. Temel bir şeydir. Okay, you can call yourself
a Christian in Christ, kendine Mesih'te bir Hristiyan, and call yourself a church member, deyip, kilise üyesi deyip, but you haven't repented from sin. Günahtan tövbe etmemiş olman yanlış. The Bible says repentance is basic. Kutsal kitap diyor ki tövbe temeldir. For you to say I'm a Christian, ben bir Hristiyanım diyebilmen you've için, repented. Tövbe etmiş olman the word gerekiyor. Repent, oradaki tövbe kelimesi, means to stop. Durmak demek. And turn around. Ve tam tersine and dönmek go the demek. Opposite direction. Ve diğer yönde ilerlemek demek. Are you listening to beni me? Dinliyor musunuz? They told a guy to testify. Bir adama tanıklık vermesini söylediler. And the guy had the microphone in his hand. Adamın elinde mikrofon varmış. And he said. Ve adam demiş. Before I gave my life to Christ. Hayatımı İsa'ya vermeden önce. I used to fight. Kavga ederdim. I used to steal. Çalardım. I used to drink a lot. Çok içerdim. But now. Ama şimdi. I do them little by little. Azıcık yapıyorum. Repentance also means to change your mind. Aklını değiştirmek demektir. Change the way you think. Düşünce şeklini değiştirmek you can't demektir. Keep thinking that way. Sürekli o şekilde düşünmeye devam if edemezsin. It is contrary to God's word. Tanrı'nın sözüne ters ise. You must change the way you think on that matter. O zaman o konu hakkında düşünce şeklini değiştirmen gerekiyor. Tell your neighbor it's time to change. Komşuna de ki değişme vakti. Come on, say it like you mean it. Gerçekten söyleyin değişme vakti. So I want you to notice. Fark etmenizi istiyorum. Let us go on. İlerleyelim diyor. To become mature. Yetkinliğe doğru ilerleyelim. Surely we don't need to start again tekrardan with the fundamental importance of repentance from evil deeds. Kötü işlerden temel etmenin öneminden tekrardan geçmemize gerek yok diyor bu çeviride. Listen, if you were practicing evil things. Bakın kötü şeyler yapan bir insandıysanız. And Jesus Christ comes into your life. Ve İsa Mesih sizin hayatınıza giriyorsa. He will help you stop doing those things. O kötü şeyleri yapmamaktan size yardımcı olacak değil mi? Yapmamanız için. I thought someone would birisi say amen to that. If you used to steal money, eskiden para çalıyorduysan, when Jesus Christ saves you, İsa Mesih seni kurtardığında, he will set you free from stealing. Seni çalmaktan özgürleştirir. I know my message is simple today, but biliyorum, bazım bugün basit ama iyidir. If you used to fight, önceden kavga ediyorduysan, you punch people in the face. İnsanlara işte yumruk atıyorduysan, you're rough and a tough isen, guy. Sert işte böyle. When Jesus Christ biriysen, comes into İsa your life, İsa Mesih senin hayatına girdiğinde, he'll give you the ability. Sana not to punch again. Bir daha yumruk atmama yeteneği. You start punching the devil, not people. İnsanlara yumruk atacağını, iblise yumruk atmaya başlarsın. You repent. Tövbe edersin. You stop evil things. Kötü şeyleri bırakırsın. Come on, say amen. Adam amin değil. If you used to commit fornication, eskiden işte zina işliyorduysan, when Jesus comes into your life, İsa Mesih senin hayatına girdiğinde, you will stop committing fornication. Zina işlemeyi bırakırsın. Thank you for 2-3 amens. İki üç amin için teşekkür ederim. I know my message is simple, but it's good. It's repentance. Biliyorum vaazım basit ama temel yani that's iyi why, bir şey. That's why notice the author of the book of Hebrews tells İbranler us İbraniler bölümünü yazan that these yazar, things are basic. Diyor ki bize bunlar temel şeylerdir diyor. That one's a basic. Herkes temel desin. So we shouldn't be talking about repentance. Tövbeden bahsediyor olmamız from gerekiyor. From evil deeds. Kötü işlerden tövbeden bahsediyor as a olmamız church, gerekiyor. Let's move on, bir kilise olarak devam that's edin what arkadaşlar. The author is saying. Bunu let's söylüyor. Move. Bunu go. Yazan kişi bunu get söylüyor. Rid of all this stuff. Devam et. They don't need to be part of your artık life. Hayatının bir partisi olmasına gerek yok. Don't you know who you are? Kim olduğunu bilmiyor musun? Don't you know you have the image of Christ in you? Mesih'in suretini taşıdığını bilmiyor musun? Come on now. Hadi ama. Don't you know you are a child of God? Tanrı çocuğu olduğunu bilmiyor musun? Amen. Why are you pilfering? Taking small things from the office. Neden ofisten küçük küçük şeyler tırtıklıyorsun? Yeah. I'm not stealing, I'm just taking. Çalmıyorum ya, tırtıklıyorum sadece. It's called pilfering. You're taking things of small value. Yani azıcık bir değere sahip olan şeyleri alıyorsun. In the office. Ofiste. You say but it's just a pen. Diyorsun ki sadece bir kalem. It's not yours. Senin değil ama. Repent. Tövbe et. That's what happens when Jesus Christ comes İsa Mesih geldiğinde into your bu olur hayatına. Come o on now, sen someone say hadi amen. Hadi ama birisi amin desin. Praise the Lord. Rabbi yücelik olsun. Say one say fundamental. Herkes temel şeyler desin. And then he says, and placing our faith in God. You don't need further instruction about baptisms. The laying on of hands. The resurrection of the dead and eternal judgment. Diyor ki bunun için ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini vaftizler, elle kutsama, ölülerin dirilişi bunlardan bahsediyor. Amen. Amin.
Now I want to speak to you today. Bugün size. And I'm going to touch three areas of baptism. Vaftiz olmanın üç alanından bahsedeceğim size. Everyone say three. Herkes üç desin. Three areas of baptism. Vaftiz olmanın üç alanı. Because when you read the text. Çünkü okuduğunuzda o bölümü. When you look at the word baptism. Vaftiz kelimesine baktığınızda. It's in plural form. Burada çoğul şekilde yazılmıştır. It's not vaftizler. Singular. It says baptisms. Tekil bir şekilde değil, vaftizler olarak yazılmıştır. Plural, not singular. Çoğuldur. Because there are three kinds. Çünkü üç türde vaftiz vardır. Now this place is getting so hot, people are already sleeping. Burası çok ısınmaya başladı, insanlar I've said uyumaya this başladı. Before. Daha önce söyledim bunu. When it gets hot, people sleep. Isındığında insanlar uyur. It's a fact. Bu bir gerçek. Okay, it's cold. Tamam, soğuk. Okay, it's cold. Tamam. Is it cold or hot? Soğuk mu, sıcak mı? Is this cold? Bu soğuk mu? That's not cold. Bu soğuk değil. It's cold, huh? Yes. Huh. Why am I feeling hot? Niye ben sıcak hissediyorum? I feel heat, not cold. Isı geliyormuş gibi hissediyorum. Soğuk değil. Are you? Why? Of course, you're coming from Africa, my brother. Evet, yani bir zahmet üşüyeceksin yani. Afrika'dan geliyoruz. It feels hot here. Buralar sıcak. Is it cold? Soğuk mu? Tamam, duydum. I heard. Do I have some security guys here? Because the way everyone is answering looks like. Burada güvenlik var mı ya? Herkes öyle bir cevap veriyor ki. They want to come and grab me. Sanki beni böyle tutup döveceklermiş gibi. You're here, right? Sen buradasın, değil or mi? You're way in the back, so how will sen you help me? Sen ta arkadasın. Nereden yakalayacağım? Okay. Now. Neyse. Don't sleep if your neighbor's sleeping. Uyumayın. Komşunuz uyuyorsa böyle bir tane koyun. Give them a nudge, a nudge. Böyle bir tane şey yapın, dürtün. Dürtün bir tane, kalk uyan diye. So the word baptize comes from the Greek word baptizo. Vaftiz kelimesi Grekçe bir kelime olan baptizodan some of you, gelir. You heard me say it a couple of weeks birkaç and hafta önce dediğimi duydunuz. You're hearing it again. Yine tekrar but that's what it means. Ama anlamı budur. It means to bury. Gömmek demek. It means to submerge. Gömmek demek yani amen. Batık olmak, örtülü demek. It means to deep into. Bir şeyin içine batırmak demek. Everyone say there are three baptisms. Herkes üç vaftiz vardır desin. Come on, say like you hadi mean. Gerçekten there söyleyeyim. Are üç three vaftiz vardır. Baptisms. Now the first baptism İlk vaftiz is baptism into Jesus. İsa'ya vaftiz olmaktır. The baptizer is the Holy Spirit in this case. Bu durumda vaftiz eden kişi kutsal ruhtur. The one that is being baptized is the believer vaftiz in Christ. Vaftiz edilen kişi Mesih'teki imanlıdır. Now this happens şimdi bu when one accepts Jesus. Bir kişi Mesih'i kabul ettiğinde olur. The Holy Spirit will baptize that person. Kutsal ruh o kişiyi vaftiz eder. Into Christ. Mesih'in içine vaftiz eder. Look at Colossians chapter 2. Koloseliler 3. bölüme gidin. 2. 2. bölüm. Colossians 2. Koloseliler 2. bölüm. We're going to start reading from verse 6. 6. ayetten okumaya başlayacağız. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. I want you to notice the phrase. Fark etmenizi istiyorum. In him. Onda as diyor. You have received Christ Jesus, so walk in him. Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın diyor. If you're born again, yeniden doğduysan, you are in Christ. Sen Mesih'tesin. Can you see that? Anlıyor musunuz? So you've been placed into. Yani sen onun içine yerleştirildin. You've been buried into. Onun içine gömüldün. To baptize is to bury into. Vaftiz etmek demek içine it gömmek. It is to place into. İçine yerleştirmek as demek. As you have received Christ. Sen Mesih'i kabul ettin. Notice the phrase. Fark edin cümleyi. In him. Onda diyor. Tell your neighbor, I am in him. Ben ondayım. Very important. Çok çok önemli. Verse 7 says, 7. ayet diyor ki, rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Say it one more time, I am biraz in him. Biraz söyleyin, ben ondayım.
So you see, as a born again Christian, you've been baptized into him. Mesih'in içine baptiz edildin. The Bible says in him diyor ki onda we live yaşıyoruz and move hareket ediyoruz and have our being. Onda varız. I am in Christ. Ben Mesih'in içindeyim. If a man is in Christ, bir kişi Mesih'teyse, the man is a new creation. Yeni bir yaratıktır. The old is gone. Eski şeyler geçmiştir. And the new is come. Her şey yeni olmuştur. As a born again Christian, yeniden doğmuş bir Hristiyan you've been olarak baptized vaftiz edileceksin. Into Jesus. İsa'nın içine. I want you to know that. Bunu bilmenizi istiyorum. That's the reason why. Bu yüzden. The things of the world. Dünyanın şeyleri. Does not have any power or influence over your life. Bu yüzden dünyanın işlerinin senin hayatının üzerinde hiçbir gücü ve etkisi yoktur. Because they don't have influence over Christ. Çünkü Mesih'in üzerinde yetkileri and yoktur. If I am in Christ, ben Mesih'teysem, it means all that Jesus has. Demek oluyor ki Mesih'in sahip olmuş olduğu belong her şey to me. Bana aittir. Can you believe that? Buna inanabilir misiniz? All he has. Mesih'in sahip olduğu all her şey. He is. Mesih'in olduğu I am. Her şey benim. And all he has. Mesih neye sahipse belongs to me. Bana aittir. Am I preaching to anyone here burada this morning? Burada kime vaaz ediyorum bu sabah? Shout with one more time I am. Bir daha söyleyin ben ondayım. In Christ. Ben Mesih'teyim. Come on, say it convincingly. Hadi, ikna eder bir şekilde söyleyin. Ben Mesih'teyim. Say it, let the devil hear you. Söyleyin, iblis sizi duysun. Ben Mesih'teyim. The devil can form in the mouth all he wants. İblis, I am a child of God. İblis istediği kadar köpürsün. Ben bir Tanrı çocuğuyum. There's nothing he can do about onun it. Onun bununla ilgili yapabileceği hiçbir for şey for yok. For if a man is in çünkü Christ, bir kişi Mesih'teyse, the man in o Christ, kişi Mesih'teyse, it's a new yeni bir yaratıktır. I'm in Christ. Ben Mesih'teyim. I'm in Christ. Ben Mesih'teyim. If you're born again, you are in Christ. Yeniden doğduysan sen Mesih'tesin. Hallelujah. Hallelujah. Ask your neighbor, are you in Christ? Komşuna sor, sen Mesih'te misin? Go to 1 John. 1. Yuhanna'ya gidin. Chapter 4. 4. bölüm. We're going to read verse 13 to 15. 13'ten 15. ayete kadar okuyacağım. What is the first baptism? İlk vaftiz nedir? Baptism into Christ. Mesih'e vaftiz edilmek. Who baptizes you into Christ? Seni Mesih'e kim vaftiz ediyor? Who? Kim? Kutsaru, the Holy Spirit. Kutsaru. So, the Holy Spirit yani Kutsaru, will take a man bir insanı, or a woman bir adamı ya da bir kadını who alır, receives the life of Christ Mesih'in yaşamını kabul etmiş, and baptize that person. O kişiyi alır, vaftiz eder. Bury that person. O kişiyi gömer. Submerge that person o kişiyi batırır into Christ. Mesih'in içine. And that means ve bu demek oluyor the ki, moment that happens bu olduğu an, you carry the life of God. Tanrı'nın yaşamını içinde taşımış oluyoruz. You may look the way you look on the outside, but I'm yani, telling you, man. Dıştan you göründüğün are, gibi görünebilirsin ama sana söylüyorum sen anointed. Mesih edilmiş birisin. Amen. Carry yourself like a child. Kendini Tanrı'nın çocuğu gibi taşımaya başlaman gerekiyor. It's time. I said it's time to carry yourself kendini, like a child of Tanrı'nın God. Tanrı'nın çocuğu gibi taşıma vaktin you geldi. Are, you sen are a child Tanrı'nın of God. Çocuğusun. Tell your neighbor I am a child of God. Komşuna de ki ben Tanrı'nın çocuğuyum. I'm a child of God. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. I'm a child of God. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. Maybe you need to say this 1,000 belki times bunu bin kere and then lazım. It'll begin to make sense. Sonra da sana mantıklı gelmeye I'm başlar belki you, de. You are a child sen of God. Sen Tanrı'nın çocuğusun. You carry God's divine nature and attributes. Tanrı'nın tanrısal doğasını ve özelliklerini taşıyorsun. That which is born of the flesh. Bedenden doğmuş olan. Is flesh. That which is born of the Spirit ruhtan doğmuş olan is Spirit. Ruhtur. You've been born by the Spirit sen, of God. Tanrı ruhu aracılığıyla you're doğdun. A child of God. Sen Tanrı'nın çocuğusun. You've been baptized into Jesus. Sen İsa Mesih'in içine vaftiz you carry edildin. His nature. Sen onun doğasını taşıyorsun. You talk like him. Sen onun gibi konuşuyorsun. Jesus said in the book of John 14, Yuhanna 14'te İsa Mesih dedi ki, he that believes in me, bana inananlar, the works I do, benim yaptığım işlerin shall he also aynısını do. Yapacaktır. And even greater hatta works, daha büyüklerini yapacaktır. Because I go to my çünkü Father. Ben babama gidiyorum. Come on. Now somebody shout hallelujah. Hallelujah. I carry his divine nature. Onun tanrısal doğasını taşıyorum. And attributes. Özelliklerini taşıyorum. Because I'm not the man I used to be. Çünkü ben eskiden olduğum kişi değilim. I'm a new creature. Yeni bir yaratığım.
I'm a new creation. Ben yeni bir yaratılışım. I'm a brand new man. Yepyeni bir insanım. All things have passed Eski away. Eski şeyler geçti. I'm born again. Ben yeniden doğdum. I am more than a conqueror. Galiplerden üstünüm. That's who I am. Ben buyum. I'm a new creation. Yeni bir yaratım. I'm a brand new man. Yepyeni bir adamım. See, all things have passed away. Eski şeyler geçti. All things have become new. Her şey yeni olmuştur. I'm more than conqueror. Galiplerden üstünüm. Through him that loved me. Beni seven aracılığıyla. Come on, say amen. Hadi aman, amin deyin. I'm looking at a bunch of victors this morning. Zaferli insanlara bakıyorum bu sabah. I'm not looking at a group of defeated people. Mağlup olmuş insanlara bakmıyorum. Because as a child of God. Çünkü Tanrı çocuğu olarak. You are not defeated. Sen mağlup değilsin. You are the head, not the tail. Sen başsın, kuyruk değilsin. Come on now, somebody say amen. You are the head, not the tail. Sen başsın, kuyruk değilsin. Come on, say amen. Hadi aman, amin deyin. You are victorious. Sen zaferlisin. Praise God. Rabbi yücelik olsun. Am I preaching to anyone this Kime afternoon? Kime vaaz ediyorum bugün? 1 John chapter 4. 1. Yuhanna 4. verse 13. 13. ayet. But this we know that we abide in him. You see that phrase again in him. Tanrı'da yaşadığımızı görüyor musunuz yine? And he in us. Ve onun bizde yaşadığını. So you can say we are yani, interwoven. Diyebiliriz ki biz birbirimize bağlıyız. Because think about when they dip you into water, Düşünün for instance. Düşünün sizi suyun içine batırsınlar mesela. Right? You come out and you'll be dripping. Suyun içinden çıktığınızda ıslaksınız değil mi? You are in the water, the water's in you. Siz suyun içindesiniz, su sizin içinizde. So when we were dipped into Christ. Yani biz Mesih'e batırıldığımızda. We are in him. Biz ondayız. He is in us. O da bizdedir. We are so intertwined. O kadar çok birbirimize bağlıyız that ki. That you cannot, the Bible says in Romans 8, Romanlar what shall ki, separate us from the love of God which is in Christ Mesih'de Jesus. Mesih'te olan, İsa Mesih'te olan Tanrı sevgisinden kimse ayıramaz diyor. What is it that can separate us? Bizi ayırabilecek olan şey nedir? I submit to you this afternoon. Bu akşam size, bugün size söylüyorum. Nothing. Hiçbir şey. Not life. Hiçbir yaşam. Not death. Ölüm. Not principalities. Hiçbir hükümranlık. Not power. Hiçbir korkak. Not the government. Hiçbir devlet. Not nothing. Hiçbir can şey separate you bizi from Christ. Mesih'ten ayıramaz. He has got you. O seni elinde tutuyor. I say he's got you. O seni koruyor. I say he's got you. O seni koruyor. You are in him. Sen ondasın. He is in you. O da sende. He is for you. O senin yanında. He is with you. O senden yana. That means bu yüzden favor is on your side. Kayırma senin tarafında. Grace is on your Lütuf side. Lütuf senin tarafında. Power is on your side. Güç senin tarafında. Victory is on your side. Artış senin tarafında. The Bible says Kutsal Kitap diyor ki God be for us. Tanrı bizden yanaysa. Who can be against us? Bize karşı olabilir. Nobody can be against us. Bize karşı olamaz. Because God is for us. Çünkü Tanrı bizden yana. You are in Christ. Sen Mesih'tesin. He is in you. O sendedir. He is your father. O senin baban. Come on now, somebody shout hallelujah. Hallelujah diye bağırsın. It's time to know. Bilme vakti geldi. That we have been baptized. Biz vaftiz edildik. Into him. Onun içine vaftiz. So everywhere I go. Yani gittiğim her yerde. I carry that. Bunu taşıyorum. You carry that. Sen bunu taşıyorsun. You might look like everyone else in Istanbul. Diğer herkese benzeyebilirsin İstanbul'da. But I promise you. Ama bak sana söz veriyorum. You are not like them. Sen onlar gibi değilsin. What takes them out cannot take you out. Onları çıkaran şey seni çıkaramayacak. I said what takes them out cannot take you out. Onları yoldan çıkaran şey seni çıkaramaz. Come on now, somebody give Jesus a big hand of praise the Lord. Glory to God. Rabbi yücelik olsun. Yes. Glory to God. Then the second baptism is baptism into water. İkinci vaftiz su vaftizidir. Now that's what we're going to do this Tuesday. Bu salı günü bunu yapacağız. And several people have signed up. Birkaç kişi zaten adını yazdırdı. They want to be baptized on Tuesday. Salı günü vaftiz olmak this istiyorlar. This Tuesday, the day salı, after tomorrow. Yarından sonraki and gün. And all the people that will come to the one night miracle service tomorrow and get born again. Yarın bir gece özel müze toplantısına gelip iman edecek olan herkes. I will recommend that they are water baptized on Tuesday. Salı günleri su vaftizi olmalarını tavsiye ederim. You don't need to wait for 7 months. 7 ay beklemene gerek yok. That's what I came through. Ben bundan bunu yaşadım. I came from that. Bunu yaşadım. When you come to church. Kiliseye geldiğinde. Give your life to Jesus. Hayatını İsa'ya verdiğinde. They make you wait. Seni bekletiyorlar. You wait. Bekliyorsun. For months. Aylarca. But you don't have to wait. Beklemene gerek yokken the moment bekliyorsun. You give your life to Jesus. Hayatını İsa Mesih'e verdiğin an. You step right into water baptism. Direkt su baptizmine geçmen lazım. Now in this case. Şimdi bu durumda. Water baptism. Su baptizi. The baptizer. Baptize eden is kişi. Is a person. Bir insandır. And the one that's being baptized. Ve baptize edilen kişi. Is a believer in Christ. Mesih'teki imanlıdır. Now this experience. Şimdi bu tecrübe, bu deneyim. Su baptizi is reserved
Only for those that are born again. Sadece yeniden doğmuş insanlara özeldir. You don't dip unsaved, unregenerate people into the water. İman etmemiş, baptism. Mesih'i kabul etmemiş insanları su vaftizi edemezsin. If you do, yaparsan bunu, you dip them in as wet as dry sinners. Onları kuru günahkarlar olarak batırıyorsun suya. And you pull them out as wet sinners. Islak günahkar olarak çıkarıyorsun sudan. Did you hear me? Duydunuz mu? This is the privilege. Ayrıcalık. Of only those that are born again. Sadece yeniden doğmuş insanların sahip olduğu bir ayrıcalıktır bu. Everyone say born again. Herkes yeniden doğmuş desin. Acts chapter 8. Elçilerin İşleri 8. bölüm. From verse 35. 35. ayetten. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. Elçilerin İşleri 8:35 diyor ki bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? This is water. Bu su. What stops me? Beni from being baptized. Now, vaftiz olmama engel ne var? Now, when you read the account, okuduğunuzda in context you would see that this anlarsınız ki konu Philip, içinde Philip okuduğunuzda bu bölümü Filipus bir müjdeci olarak angel of the Lord gives him direction, Tanrı meleği ona yönlendiriş veriyor and sends him to meet this Ethiopian eunuch who had come to Jerusalem to worship. Yerişalim'e tapınmaya gelmiş olan Etiyopyalı hadımla tanışmasını sağlıyor. He was going back to Ethiopia. Etiyopya'ya geri dönüyordu. And he was reading the book of Isaiah. Ve Yeşaya bölümünden okuyordu. Right, that talks about Jesus. İsa'dan bahseden. Well, Isaiah wrote 750 years before Jesus was born. Yeşaya İsa Mesih doğmadan 750 sene önce yazmıştı. So this man is reading. Yani bu adam. But he has no understanding. Okuyor ama hiçbir anlayışı yok. So the angel of the Lord said to Philip, "Now join him on the chariot." Dedi ki atla arabaya onunla yanına git. And so Philip goes there and says, "Hey man, do you understand what you're reading?" He said, "How can I understand when no one teaches me?" Kimse öğretmediği zaman nasıl anlayabilirim ki dedi. So Philip joins him. Filipus ona katılıyor. And Philip begins to expound. Açıklamaya başlıyor. That's why he says in verse 35. Bu yüzden 35. ayette. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. 35. ayet başlarken diyor ki bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Who did Jesus? Who did Philip preach? Filipus kime duyurdu? Kimi duyurdu? Talk to me now. Who did Jesus? Who did Philippus, Jesus? Who did Philip preach? Filipus kimi duyurdu? Everyone that is not saved needs to hear about Jesus. İman etmemiş olan her bir kişi İsa'yı duymak zorunda. I told the outreach team on Thursday when I did the training for them. Müjdeleme eğitimi yaptığımızda müjdeleme takımlarına söyledim. We're not sending you guys out there to argue. Dışarı çıkıp tartışmanız için sizi göndermiyoruz. Or to do a Bible study. Ya da İncil çalışması yapmanız için göndermiyoruz. We're not told to explain the gospel. Müjdeyi açıklayın denmedi bize. We are told to proclaim the gospel. Müjdeyi ilan edin dendi. That's a difference. Bir fark var. Between explanation açıklama and proclamation. Ve ilan arasında. We don't explain the gospel. Müjdeyi açıklamıyoruz. Jesus died. İsa öldü. For your sins. Senin günahların için. Jesus was buried. İsa gömüldü. And on the third day. Ve üçüncü gün. He rose again. Ölümden dirildi. Pastor Godwell. Pastor Godwell. Explain it. Açıkla bunu. On the street, no. Sokakta hayır. I proclaim it. İlan edeceğim and sokakta. And we believe the Holy Spirit. Ve inanıyoruz kutsal ruh. Take that word. O sözü alacak. And write it on the canvas of the hearts of the people listening. Ve o insanların yüreklerine bunu ekecek, bunu yazacak. He breathes on it. Üzerine üfleyecek. And he'll confirm that word. Ve o sözünü onaylayacak. With signs and wonders. Harikalar ve belirtilerle. And the hearts of people. Ve insanların yürekleri. Will be broken. Kırılacak, ezilecek. Not because we judge them. Onları yargıladığımız için değil. But because we preach the good news. Ama iyi haberi duyurduğumuz için. The gospel. Müjde. Is the good news. İyi haberdir. Romans 1:16. Romalılar 1:16. Paul said. Paulus diyor ki. I am not ashamed. Müjdenin of the gospel of Christ. Mesih'in müjdesinden utanmıyorum. For it is the power of çünkü God. Çünkü bu Tanrı gücüdür. Unto salvation. Kurtuluş için. To everyone that believes. İnanan her bir kişi için bu. Can someone say amen? Birisi amin diyebilir mi? To every unsaved person. Yani iman etmemiş her bir kişi. Need to hear the gospel. Müjdeyi duymak zorunda. So Philip. Filipus. Preached Christ. Mesih'i duyurdu. Ask your neighbor. Komşuna sor. Are you preaching Christ? Mesih'i duyuruyor musun? Are you preaching Jesus? İsa'yı duyuruyor musun?
Tell your other neighbor, Jesus is the center of Christianity. Diğer komşuna de ki İsa Mesih Hristiyanlığın temeli. A lot of people make it seem as if other things is in the center of Christianity, but in reality, Jesus is the center. Without Jesus, there is no Christianity. Hristiyanlar Hristiyanlığın ortasında İsa'nın dışında başka bir şey olduğunu gösteriyorlar ama aslında Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'tir. And let me go further to tell you, without Jesus, we are nothing. İsa Mesih olmadan biz hiçbir şeyiz. All we have without Christ is a bunch of religious rules and regulations. Mesih olmadan sahip olduğumuz tek şey dini kurallar ve düzenlerdir. I am what I am by the grace of God. Tanrı lütfu sayesinde neysem oyum. No Christ, no life. Mesih yoksa yaşam da yok. You probably carry a PhD. I don't care. No Doktora Christ, no life. Sorun yok. Mesih yoksa hayatın da yok. Come on now, say amen. Hadi you maybe have $1 million in your bank account. No Christ, no var. Life. Tamam, Mesih yoksa hayatın da yok. Jesus said in John 14:6, Yuhanna 14:6, I am the way. Ben yol. It doesn't say I know the yolum way. Diyor. I am the way. Yolu biliyorum I am demiyor. The truth. Ben yolum. I am the life. Yaşamım. No man. Kimse. No matter who you are. Kim olursan ol. No matter your skin color. Irk hangi ırktan olursan ol. No matter your ol. Nationality. Hangi ulustan olursan no matter ol. Your education. Hangi eğitimin olursa no olsun. Matter your social status. Hangi sosyal statün no olursa man. Hiçbir come kişi to the Father, babaya, but by me, ben olmadan Jesus, gelemez. And Jesus alone, Mesih, He's the center of our life. İsa Mesih bizim He's the reason why we temeli. Gather. Toplanmamızın nedeni. He's the reason why we are Christians. Hristiyan olmamızın nedeni. Can someone shout Jesus? Birisi İsa diye bağırabilir mi? Can someone shout Jesus? Birisi İsa diye bağırabilir mi? Can someone shout Jesus? Birisi İsa diye bağırabilir mi? Can someone shout that wonderful, glorious, harika, yüce powerful ismi. Name? Bağırabilir misiniz? God has highly exalted bu him and giving him a ve name ona bir isim that verdi. Is above every her isimden üstün olan other isim. Name. That at the mention of that onun name, adı anıldığında, every knee would bow. Her diz çökecek. Of things in heaven, yeryüzünde of olan, things in earth, yeryüzünde of things beneath olan, the earth, yerin altında and every olan. Tongue shall confess ve her dil ilan edecek, to the glory of the Father that Jesus is Lord. İsa Mesih'in Rab we must olduğunu. Preach that name. We bu must preach that name. Etmeliyiz. We must proclaim that bu name. İlan etmeliyiz. The name above cancer. Kanserin üstünde olan bir the isim. Name above diabetes. Şeker hastalığının üstünde olan the bir isim. The name above demons. Cinlerin üstünde olan bir the isim. The name that breaks the curse of Satan. İblisin lanetini kıran bir isim. That is the name bu isim of Jesus. İsa'nın ismidir. The Bible says. Kutsal kitap diyor ki. Isaiah chapter 9 verse 6. Yeşaya 9:6. For unto us a child is born. Bize bir çocuk doğdu. For unto us a son is given. Verilecek. The government shall be upon devlet his shoulders. Onun omuzlarında olacak. And his name ve onun adı shall be called Wonderful. Harika. Counselor. Danışman, Mighty God. Kurtarıcı the Tanrı, everlasting Father. Sonsuz Baba. And the Prince of Peace. Ve esenliğin prensi. That is the Jesus we bu serve. İsa'ya tapınıyoruz. I said that is the Jesus bu we İsa'ya serve. Tapınıyoruz. We're not here to serve or worship a man. We're here to worship Jesus. Bir insana değil İsa'ya tapınmak için buradayız. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Rabbi yücelik olsun. Philip preached Jesus. Philip İsa'yı duyurdu. Many people are preaching all kinds of things. Bir sürü insan bir sürü şey duyuruyor. We preach Christ. Mesih'i duyuruyoruz. And him crucified. Ve onun çarmıha gelişini duyuruyoruz. And him resurrected. Onun dirilişini duyuruyoruz. And him sitting on the throne. Tahta oturuşunu duyuruyoruz. And the church has been raised up with Christ. Kilise Mesih'le birlikte yüceltildi. You have been raised up with Christ. Sen Mesih'le birlikte yüceltildin. Where he is today. O nerede oturuyorsa bugün. That is where you are today. Sen de oradasın. At the right hand of glory. Görkemin sağında oturuyorsun. Everything under the feet of the church. Her şey kilisenin ayağının altındadır. Can someone shout hallelujah? Birisi hallelujah diyebilir mi? I'm preaching better than some of you are responding today. Tepkilerinizden daha iyi vaaz ediyorum. I'm trying to give it all. Hepsini vermeye çalışıyorum I'm giving size. It all. Hepsini veriyorum size. Hallelujah. Hallelujah. Whew, glory to God. Who did Philip preach? Filipus kimi duyurdu? Every single person here today. Burada olan her bir kişi bugün. That is your number one ministry. Sizin birinci hizmetiniz bu.
The Bible says that he's giving unto us the ministry of reconciliation. Kutsal kitap diyor ki bize barıştırma görevini verdi. Number one ministry. Birinci hizmetin. Pastor Godwin. Birinci görevin. Am I called to be an apostle? Ben bir elçi olmaya mı çağrıldım? I don't know. Bilmiyorum. Am I called to be a prophet? Ben peygamber olmaya mı çağrıldım? Because I see dreams a lot. Çünkü çok rüya görüyorum. I don't know. Bilmiyorum. Am I called to be an evangelist? Ben müşrik olmaya mı çağrıldım? I do not know. Ben bilmiyorum. Am I called to be a pastor? Ben pastor olmaya mı çağrıldım? I can guarantee you. Sana garanti veririm. I know something with every fiber of my being. Şunu biliyorum, her bir bedenim, canımın her bir tarafıyla biliyorum. You are called to be a preacher of Jesus. Sen İsa Mesih'i vaaz eden biri olmak için çağrıldın. So everywhere you go, yani gittiğin her talk yerde, about Jesus. İsa hakkında konuş. Tell your family about ailene Jesus. İsa hakkında konuş. Tell your colleagues about Jesus. İş arkadaşlarına İsa hakkında konuş. Tell your neighbors about Jesus. Komşularına İsa hakkında konuş. Jesus in the morning. Sabah İsa. Jesus in the noon. Öğlen İsa. Jesus in the evening. Akşam İsa. Jesus lying down. Yatarken İsa. Jesus rising up. Kalkarken İsa. Jesus, 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 Isa, Jesus, Isa, Jesus, Isa, Isa, Jesus, Isa. Yay! Glory to God. Jesus, Isa, 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 Jesus, Isa. I can't imagine how you can sit like that when I'm preaching like this. Ben böyle vaaz ederken orada nasıl kös kös oturuyorsunuz anlamıyorum. If I was sitting there, ben orada oturuyor olsaydım, I would not be able to sit. Oturamam I'll yani. I'd be buzzing all over. Yanıyor olurdum. It's time to wake up. Uyanma vakti. Get a revelation. Vahiy al, esin I'm not al. I'm not talking about Pastor Godwill. Pastor Godwill'den bahsediyorum. I'm talking about Jesus, the İsa King of Kings. Mesih, kralların the kralları, Lord of Lords. Rablerin Rabbinden the King of Glory. Kralın görkemi kralı. The Lion of the tribe of Judah. Yahuda'nın aslanı. The Rose of Sharon. The Lily of the Valley. The one who opens and none can shut. Açtığı kapıyı kimsenin kapatamadığı kişiden bahsediyorum. The one who shuts and none can open. Kapattığı kapıları kimsenin açamadığı kişiden bahsediyorum. That is the one I'm talking about today. Bu kişiden bahsediyorum. And his name ve onun adı is Jesus. İsa. My goodness. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. It's about Jesus. İsa ile ilgili. It's about the King of Kings. Kralların kralı. The Lord of Lords. Rablerin Rabbi ile ilgili. The one who defeated death and hell and the grave. Ölümü yenmiş ha, olan. Ha, mate so tropalahate. The baptizer vaftiz eden in the Holy Ghost kutsal ruhla vaftiz and eden fire ve ateşle vaftiz eden that is the Jesus bu İsa that we must preach bu İsa'yı vaaz etmeliyiz not the religious Jesus dindar İsa'yı değil who when he died on the cross şarmıhta öldüğünde like some of the movies bazı filmlerde gösterirler ya there's a trickle of blood böyle şuracan minnacık bir kan akıyor not the religious Jesus that's got a lamb in his hand. Kuzu olan dindar bir İsa değil. No, but I'm talking about Jesus, the Son of God. Hayır, Tanrı'nın oğlu İsa'dan bahsediyorum. I'm talking about Jesus. İsa'dan the one who lived a sinless life. Günahsız bir yaşam yaşamış olan. The one who walked on the earth. Yeryüzünde yürümüş olan. For 33 and a half years. 33 buçuk sene. And did not sin. Ve günah işlememiş olan. He was tempted in every way. Her bir şekilde denendi. But did not sin. Ama asla günah işlemedi. He was the sinless Lamb of God. Günahsız kuzuydu. John the Baptist. Vaftizci İsa. Looked at Jesus. İsa'ya baktı. And taught his disciples. Behold, dedi, the Lamb of God. Tanrı kuzusuna that bakın. That takes away the sin of the world. Dünyanın bütün günahını alan. I announce to you, my friends. Size duyuruyorum arkadaşlarım. He has taken away bütün the sin of the world. Dünyanın günahlarını aldı. We just have to tell them. Sadece onlara söylememiz gerekiyor. The price was paid. Bedeli ödendi. Jesus died. İsa öldü. Jesus was buried. İsa gömüldü. Jesus on the third day. İsa üçüncü gün. Death and hell could not hold him. Cehennem ve ölüm onu tutamadı. When the devil thought I'm done with him. I've İblis finished him. Onun işini bitirdim diye düşünürken. Oh, the devil did not know that crucifying Jesus was his undoing. İsa'yı çarmıha götürmek onun kendisini bitirmesiydi. Because bunu when bilmiyordu. Jesus died. Çünkü İsa öldüğünde. You died with him. Sen onunla birlikte öldün. When Jesus was buried. İsa gömüldüğünde. You were buried with sen him. Sen onunla birlikte gömüldün. When he rose again. O dirildiğinde. You rose with sen him. Sen onunla birlikte dirildin. Ha ya ya. You know what that means? Bu ne demek biliyor musun? He died. He was buried. Öldü, gömüldü. On the third day. Üçüncü gün. He rose from dirildi. The grave.
That means bu demek oluyor ki I ben died. Öldüm. I ben was buried. Gömüldüm. And I ve ben resurrected. Dirildim. And I live ve ben because he lives. Yaşıyorum. I have çünkü life because he's my life. I have freedom because he's my freedom. Sickness hastalık cannot touch my body because Jesus çünkü İsa is on the inside of me. Benim içimde yaşıyor. And my Bible tells me whom the Son sets free. Rapatete is free. Gerçekten. Indeed. Özgürdün. You are free. Sen özgürsün. The power of the devil. The power of the devil over your life is broken kırıldı. Forever. Sosla dek. Come on, take 5 minutes. Haydi 5 dakika alın. Shout. Bağırın. Clap your hands. Rabbe give him glory. Tüm yüceliği ona verin. Evet. Come on. Haydi.